Bu videoda alel frekansından bahsetmek istiyorum. Sadece hatırlatmak maksadıyla söylüyorum. Alel bir genin varyasyonudur. Yani varyantı, değişik dizilimidir. Bir genin dizilimini annenizden ve bu genin başka bir dizilimini de babanızdan alırsınız. Yani alel hakkında konuşurken aslında annenizden veya babanızdan aldığınız belli bir gen dizilimi hakkında konuşuyoruz. Sanırım buraya kadar anlaştık. Bunu daha önce de görmüştük. Fakat şimdi konunun biraz daha derinine inmek istiyorum. Bize yardımcı olması için makul, yaygın kullanılan bir modelleme yaparak işe başlayacağız. Şimdi göz rengini düşünelim. Açıkçası bu büyük bir basitleştirme. Fakat farz edelim ki bir popülasyonumuz var ve bu popülasyonda bir göz rengi aleli için sadece iki farklı gen dizilimi mevcut. Tamam mı? Şimdi burada bir göz rengi aleli olduğunu varsayalım ve bunun iki dizilimi olsun. Bir göz rengi aleli dizilimi için kısaca K harfini kullanacağız. K, buna kahverengi aleli diyelim. Göz rengi kahverengi K dedik. Tamam? Bu alelin baskın olduğunu varsayıyoruz şimdi. Diğer alele karşı baskın. Bu baskın olan alel. Şimdi diğer alelin de mavi göz rengi için olduğunu farz edelim. Bu aleli de küçük m harfiyle gösterelim. M harfiyle küçük m. Yani bu mavi göz renginin çekinik olduğunu varsaymamız için bu şekilde işaretliyoruz. Küçük m. Mavi çekinik. Tamam? Yeniden özetliyorum. Bir kişi büyük K alellerine yani kahverengi alellerine sahipse diğer sahip olacağı alellerin bir önemi yoktur. Çünkü diğer aleller kahverengi veya mavi olsa bile göz kahverengi olacaktır. Çünkü baskın alel kahverengiydi. Bu kahverengi göz olacaktır ve bu da kahverengi olacaktır çünkü büyük K harfi baskındır. Mavi göze sahip olmanın tek yolu çekinik aleller olduğundan homozigot olmasıdır. Tabii bunlar bir çeşit özet. Daha önce de bunu görmüştük. Şimdi alel frekansı hakkında düşünelim. Bunun hakkında düşünebilmek için çok yapay, küçük bir popülasyon kurgulayacağım. Popülasyonumuzda iki kişi olsun, tamam mı? Küçük bir popülasyon kurduk, iki kişilik bir popülasyon. Birinci kişi ve ikinci kişi. Bu kişilerin DNA'larının içine bakabilmiş olalım ve kişilerin genotiplerini birlikte çözelim. Şimdi birinci kişi de kahverengi aleli olan büyük K harfi aleli ve bir de mavi aleli olan küçük M harfi aleli bulunurken, ikinci kişi de iki adet mavi renk aleli olan küçük M alelleri bulunsun. Tamam mı? Verilenlerden bu yapay küçük popülasyondaki genotipleri şimdi biliyoruz. Bu elimizde. Şimdi alel frekansları hakkında düşünmeye başlayabiliriz ya da değişik alellerin frekansları hakkında düşünebiliriz. Bu popülasyondaki kahverengi alelin frekansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu videoyu durdurmanızı ve kendi kendinize düşünmenizi istiyorum. Üstünde düşündünüz değil mi? Ve iki kişiden biri, belki de yüzde ellisi diyebileceğinizi tahmin ediyorum. Ama alel frekanslarını bu şekilde tahmin etmiyoruz. Allel frekanslarında biraz daha derine inip kişilerin sahip oldukları kendi alellerine bakıyoruz. Yani bu popülasyonda 4 adet bireysel alel var. 4 dizilim veya bu popülasyonda bu geni taşıyan tam olarak 4 kromozom var. Anladık mı? Bundan dolayı bu 4 alelin biri K olduğu için büyük K ya da K dedik K diyelim. K alel frekansının 0,25 veya %25 olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum. Göz rengi genlerinin %25'i kahverengi aleli olan K harfi aleline sahip. Şimdi aynı şeyi kendimize küçük m harfi aleli için sorarak yapabiliriz. Bu popülasyondaki genlerin kaçta kaçı mavi aleli temsil eden küçük m harfi koduna sahip? Tekrardan videoyu durdurarak bunu düşünmenizi istiyorum. Aynı şekilde popülasyonda göz rengini kodlayan 4 alel var. Bunlardan 1, 2, 3'ü küçük harfle gösterilen mavi göz rengi aleli. Yani 0,75'i veya %75'i. Genlerin %75'i mavi aleli kodlayan küçük m harfi iken %25'i kahverengi alelidir. Burada fenotip frekansının bunlardan nasıl farklı olacağını vurgulamak istiyorum. Bu popülasyonda, mesela kahverengi göze sahip olanların oranını size sorarsam, fenotipik olarak bahsediyorum, bu oran ne olurdu? Yani bu popülasyonda iki kişi var. Birinin gözleri kahverengi ise oran yüzde elli olur. Aynı şekilde bu popülasyonda mavi göze sahip kişilerin oranını sorarsam, o da yüzde elli olurdu. İki kişiden biri olan bu kişi mavi göze sahip. Fakat alel frekansında daha derine genotiplere bakmamız gerekiyor. Yani diyoruz ki burada 4 adet alel var ve bunlardan biri büyük K harfi. Bundan dolayı gen popülasyonunun %25'i kahverengi alelin kodudur ve %75'i mavi alelindir. Bunu bir kere anlarsak ileride göreceğimiz Hardy-Weinberg kuralı daha anlaşılır olacaktır. Size birazcık ön bilgi vereceğim. Bunu simgeleyelim. Frekansı simgelemek için bu genelde küçük p harfiyle gösterilir ve bu da küçük q harfiyle gösterilir. Yani küçük p harfi baskın alelin frekansı, küçük q ise çekinik alelin frekansıdır. Burada doğru olan nedir? P ile Q'nun toplamı ne yapar? Videoyu yine durdurmanızı ve bunun hakkında düşünmenizi istiyorum. Bunun toplamı neye eşittir? Sadece iki tane potansiyelimiz var. Popülasyonda bu alel türü için, bu karakter için yalnızca iki tane alelimiz olduğunu varsaymıştık. Baskın olanların frekansı ile çekinik olanların frekansının toplamı, yani bu ikisini birbirine eklersek toplamı %100 olacaktır. Burada da görebiliriz. 1 bölü 4 ile 3 bölü 4'ün toplamı 1 yapar veya %100 yapar ve %25 ile %75'in toplamı da %100 yapar. Yani şunu söyleyebiliriz. P ile Q'nun toplamı %100'e veya P ile Q'nun toplamı 1'e eşittir. Bir sonraki videoda Hardy-Weinberg kuralında ifade edilen denklemle başlayacağız. Görüşmek üzere.